Sarıgül, ayrılık denir. Bilmem ama Sarıgül verdin mi birine ayrılalım demişim. Kırmızı, seni seviyorum demek Halime abla. Seviyorum, karşıdaki kızı demek. Tabii 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 tabii. Karşıdaki kıza bunu verdiğin zaman seni çok seviyorum. Karına, bu eşlerine alıyorlar kırmızı güller, o güller bu güller. Pembe gönlüm sende demekmiş. Bu doğru. Evet. Burnum yapıştı. Halime abla. Evet. Evet. Evet sevgili seyirciler, çakma haberden bu güller adamın burnunu çekiyor. Bu ne şimdi Halime abla? Cilt arasından gelme sedef çiçeği diyorlar, sedef. Sedef hastalıklarına çok güzel bir hasta. Ne yapıyor sedef hastaları bunu? Sedef hastalığına bunu dövüyorsun, yarana sürüyorsun. Sevgili seyirciler, sedef hastalığı olan izleyicilerimiz varsa bu çiçek onun cilitten gelme kokusu da çok güzel. Kekikle nane böyle şeyle baharatlı bir kokusu çok var. Çok güzel, aynen öyle. Bunu ne yapıyoruz? Dövüyorlar. Dövüyorsun. Yaranın üstünü sürüyorsun. İyi geliyor ya. Hanım şaşırdın beni, aşka düşürdün beni. Aşka da sevgili seyirciler, şu anda Boğazkent'te bir balıkçı barınağındayız. Sağ olsunlar balıkçı abilerimiz bize çok güzel bir çay demlediler. Hem bizi misafir ettiler, bize balık da kızartacaklar. Özellikle buranın buraya has, Akdeniz'e has bir balık olan Lagos balığı lezzetini yani birçok insan yememiştir diye düşünüyorum sevgili seyirciler, ama harika bir lezzeti var. Şimdi öncelikle şöyle güzelce bir çayımızı koyalım. Lagos balığını seyircilerimiz bilmez, Akdeniz balığıdır. Oltayla mı avlanıyorsunuz? Evet, biz oltayla avlanıyoruz. Ağ kullanmıyorsunuz. Ağ kullanmıyoruz bunu. Lagos'a sadece oltayla avlıyoruz. Belirli bir ebattan sonrası artık tutmuyoruz veya tuttuğumuz zaman salıyoruz onu. Belirli bir ölçüsü var yani. Lagos'un da var yani. Bunu tutarken yem olarak ne kullanıyorsunuz? Sardalya. Ha, ben de olta deyince şimdi, normal el oltası zannediyorum. Kaç tane iğne var sonunda? Şu anda 450 tane iğne var bunda. Bunu salıyorsunuz abi, evet, bu arkadan. Tekne yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş giderken balık yavaş yavaş salıyoruz. Evet, sardalya takıyoruz. Şu ağırlıklarla dibe indiriyoruz. Evet. Bir saat falan bekledikten sonra tekrar toplamaya başlıyoruz. Takıldığı oluyor mu? Tabii, tutuyoruz. Kaya maya olursa değil mi takılıyor? Tabii, tabii, kayalara takılıyor. Şunlar 450 tane iğne, bunu dibe bırakıyorlar. Uzuna da sardalyayı takıyorlar. 3500 veya 4000 metre civarında bir misineye tekabül ediyor. Voltalarım var. Aşağı abi nasıl karıştırmıyorsunuz maşallah. Abi peki yani geçiminizi bununla mı sağlıyorsunuz? Evet. Balıkçılıkla yani. Balıkçılıkla sağlıyorum. Vallahi yani ekmeğini sudan taştan çıkartmak diye ben buna derim. Yani gerçekten usta olmayan için çok zor bir iş. Bizim barınağımız yok. Şimdi köprü çayında çıkabileceğimiz bir kendimize ait, kendimize özgü bir limanımız yok. Bize yakın, en yakın Side var ve Antalya. Bitirdiler avlıya avlıya. Bitirdiler. Sizin gibi oltayla avlanmıyorlar ki. Bizim en büyük şikayetimiz trollar. Abi trolldan ben de şikayetçiyim de. Ne yapacaksın işte? Ne yapacaksın? Yani. Trollar yumurtayla beraber, yavrusuyla beraber alıyor gidiyor balığı. Sonra o balık, bir daha sen o balığı sen ne yapıyorsun? Altın yumurtlayan tavuğu kesmek, evet, gibi bir şey yapıyorsun. Yarın bir gün sen hadi avlan, senin torunun neyle avlanacak? Akın abi. Senin çocuğun ne avlayacak? Yok, denizde balık biter mi derlerdi. Vallahi denizde bitti, balık bitti. Bitti, bitti. Gerçekten bitti, bitti yani. Ama biz de artık bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu doğa bizim, bu yer bizim. Abi bu küresel ısınma. Abicim mevsimler değişti, görmüyor musun? Bir fırtına oluyor, 4-5 kişi oluyor. Eskiden Türkiye'de böyle bir şey mi oluyordu? Mahvettik. Havayı kirlettik, suyu kirlettik. Mahvettik yani. Una bulamadın. Biz onunla pişirmiyoruz bana. Neden abi? Hemen burada bize seyreden 70 milyon bayana. Ben şöyle söyleyeyim. Unla pişirirsen balığın içi pişmez. Ha? Dışındaki un yanar. Anneme de buradan sesleniyorum. Anne, yıllarca o balığı unlu pişirdin, ben hep içi çiğirdi bu balığı. Al işte burada uzmanından alıyorum. Uzmanı konuşuyor. Şu anda lüferin tadına bakıyorum sevgili seyirciler. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçek deniz balığı. Biz var ya, doğal balık, evet. Biz var ya abi, bu gidiyoruz İstanbul'da çiftlik balıklarını yiye yiye. Bir yol çiftlik balık alabiliyor mu? Abi garip garip yemler yediriyoruz. Hayvan yemiyor. Hayvan şu kadarcık daracık yerde. Gezen balık iyidir. Gezen balığı yiyeceksin.
Bu Rıtar çok gezenti bir balıktır. Bak bugün bak Akdeniz'de, yarın Ege'de, yarın öbür gün Marmara'da, öbür gün Karadeniz'de karşına çıkar. Çok çok gezenti bir balıktır. Bunlar da bir de jet yüzey motoru balığı. Gibi. Tabii tabii. Yüzey balığı. Evet. Abi yüzey balıysa bu hani denizden, gemiden, memiden akıtan mazotlar falan yok, şey yok, yapmıyor mu? Yok. Yetmiyor balık çünkü. Bizim Mehmet abi çok tatlı. En doğal. Sadece görüyorsun ama değil mi? Şu yaşıma geldim. Böyle güzel balık ne pişirdiğini gösterdim. Hanımlar rica ediyorum. Lütfen balıkları unla pişirmeyin. Ne oluyordu unla pişirince? Unla pişirdiğin zaman unu yanıyor. Balığın içi pişmiyor. İçi pişmiyor sevgili seyirciler. Allah'ınızı severseniz unu bulamayın balığı. Lütfen rica ediyorum ya. Çok lezzetli.